WebTekno'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda tam adıyla Dyson V15S Detect Submarine'i stüdyomuzda misafir ediyoruz. Gen 5 Detect'ten sonra V15S'i ve Submarine başlığını özellikle merak ettik ve incelemek istedik. Bir de yeni bir ofisimiz, yeni bir stüdyomuz var. Onun temizlik siftahını Submarine ile birlikte yapmak istedik. Bu video ile birlikte size onun da haberini vermiş olayım. Umarım burada güzel güzel videolar çekeriz sizin için. Lafı daha fazla uzatmayayım çünkü tadilattan beri buraya dokunulmadı. Yani temizlik siftahını bununla yapacağımız için şu anda her taraf pislik içinde olduğu gibi bıraktık bir süredir. Hatta bir evde olabileceğinden çok daha fazla pislik var şu an burada. Yani tüm bu tadilatın bütün artıkları yerlerde. Yerlerde ayrıca ses yalıtımı için halı. O yüzden temizlemesi zor bir alan burası. İsterseniz şimdi kutuyu bir açalım. Malzemeleri bir gösterelim. Ondan sonra ofisle birlikte temizliğe başlayalım. İlk elime aldığım şey My Dyson app'i ile ilgili bir bilgilendirme. Ondan sonra garanti belgelerinin olduğu ya da kullanım kılavuzu da olabilir. Onunla ilgili bir zarf çıkıyor. Ondan sonra ise tam olarak parçaları bu kısımda görüyoruz. Diğer aparatlara Gen 5 Detect'ten az çok aşinayım. Ama Submarine'i ilk defa görüyorum. İlk başta bir onu çıkarmak istiyorum. Ya biraz ağır bir başlık ya. Cihazı kullanırken diğer başlıklarda fark edebilir yani kaldırma anlamında. Evet, buradan Fluffy Optik başlığı çıkıyor. Fluffy Optik başlığı daha çok sert zeminler için kullanılıyor. Bunu zaten internette çokça görmüşsünüzdür. Hani böyle ışık yayan Dyson tarzında çok fazla reels var. Onun esprisi burada zaten optik denilen yeşil ışık. Aparat kullanılırken buradan bir ışık saçıyor ve böylece karanlık alanlarda veya her ne kadar aydınlık olsa bile gözle görülemeyen tozları bu ışık sayesinde görebiliyoruz. Ama yumuşak zeminden çok sert zeminde kullanılması gerekiyor. Çünkü buradaki fırça çok çok sert değil. O yüzden yumuşak zeminlerde dijital motorbar kadar iyi bir performans sunmuyor. Şurayı bir açalım. Burada ne varmış? Direkt şurada zaten Anti-Tangle diye yazıyor. Anti-Tangle Mini Motor Head var. Bu daha çok saç veya evcil hayvan tüyleri için tercih edilen bir başlık. Burada spiral tarzında bir sistem olduğu için yumuşak zeminde çok iyi çalışıyor. Bütün böyle saçı tüyü falan buradaki spiral içerisine topluyor. Ayrıca diğer aparatlara göre daha küçük olduğu için işte koltuk, kanepe yani mobilyada kullanmaya ya da araç temizliği için falan uygun bir başlık. Duvar askı aparatı. Eğer Dyson'ınızı duvara asmak istiyorsanız bu aparata ihtiyacınız var. Zaten tüm Dyson süpürgelerin kutusundan çıktığı için ekstra almanıza gerek yok bunu. Anti-Tangle Digital Motor Bar. Bu aslında Dyson'ın en temel başlığı diyebilirim. Çünkü her zemin için uyumlu. Yani özellikle yumuşak zeminde çok iyi performans gösteriyor. Ama sert zeminler için de uyumlu tabii ki. Az önce mini motor barda gösterdiğim gibi bunun da içinde aynı spiral yapı yer alıyor. Böyle yumuşak zeminlerdeki tüy gibi, saç gibi çekmekte zorlanabileceğiniz kirler için en mantıklı, en optimal başlık bu Dyson'da. Burada da entegre toz alma ve aralık temizleme başlığı var. Dyson tarafı buna bile cool bir isim bulmuş hakikaten. Burada gayet böyle Detect Submarine diye özel olarak yazılmış. Şarj adaptörü. Burada kombinasyon başlığı var. Bu daha çok geniş alanlarda rahatlıkla kullanabileceğiniz, etrafındaki fırçayla da kiri, tozu daha rahatlıkla çekebileceğiniz bir başlık. Bence araçlar için çok okey bir başlık bu arada. Aralık temizleme başlığı zaten bildiğiniz gibi. Yani koltuk aralarında falan rahatlıkla kullanabileceğimiz bir aparat. V15S Detect'i en sona bıraktım. Şu kısım bakır renginde ve morla birlikte bence çok yakışmış. İsterseniz hızlıca şöyle bir Dyson V15S Detect'in özelliklerinden bahsedeyim size. Bu Dyson'ın en güçlü süpürgelerinden biri. 240 Airwatt emiş gücüne sahip ama bu Airwatt kavramı bildiğimiz watt kavramından biraz farklı dostlar. Diğer süpürgelerde gördüğümüz işte 800 watt gibi, 1200 watt gibi değerler süpürgenin çektiği enerjiyi bize söylüyor. Yani bu süpürge 800 watt çekiyor, 1200 watt enerji çekiyor gibisinden gösteriyor. Dyson ise Airwatt'la bunu ifade ediyor. Airwatt ne demek? Süpürge çektiği enerjinin sonucunda 240 Airwatt güç üretiyor anlamına geliyor. Yani Dyson cihazın harcadığı enerji değil, ürettiği enerjiyi belirtmeyi tercih ediyor. Ve 15S Detect'te 240 Airwatt enerji üretiyor. Süpürgenin 60 dakikaya kadar bir çalışma süresi var ama bu tabii ki kullandığımız moda göre falan oldukça değişkenlik gösteriyor. Birazdan birlikte de göreceğiz zaten ne kadar kullanabildiğimizi. Ayrıca 4,5 saatte şarj oluyor. Cihazın üst kısmında Dyson'larda görmeye alışkın olduğumuz LCD ekran var. Hatta şöyle tepe açıda size de göstereyim. Bu LCD ekran bize kalan kullanım süresini gösteriyor ve ayrıca çekilen kirin mikron boyutunu da gösteriyor. Aa bak görmemişiz burası aslında ne kadar tozluymuş dedirten bir özellik aslında. Ve aynı zamanda bence Dyson için çok iyi bir pazarlama stratejisi. Alt kısımda gördüğünüz gibi zaten tetik var. Direkt cihazı buradan açıp kapatıyoruz. Yani çalışmaya buradan başlatıp durduruyoruz. Burada bildiğiniz gibi kir haznemiz yer alıyor. 760 mililitrelik bir hazne. Gen 5 Detect'le benzer bir hazne seviyesinde. Birazdan zaten ne kadar yeterli olup olmadığını birlikte göreceğiz. Ama önce bence bir şarj edelim. Çünkü videonun sonunda totalde kaç dakika kullandığımızı göstermek istiyorum size. O yüzden %100 şarjla başlayalım. Direkt zaten şu şekilde bataryayı çıkarıyoruz. Buradan da direkt şarjı takıyoruz. Şarj olduktan sonra görüşürüz.
Başlamadan önce Submariner'den şöyle detaylıca bir bahsedelim isterseniz. Az önce kutu açarken çok üstün körü gösterdim size. Islak temizlik deyince insanın aklına ister istemez temiz ve kirli suyu nerede depolayacağı sorusu akla geliyor. Bazı süpürgelerin gövde kısmında bunun için bir alan ayrılırken Dyson'da hem kirli su haznesi hem de temiz su haznesi Submarine başlığının içerisinde yer alıyor. Hatta size şöyle göstereyim, başlığı bir çıkarayım. Burada temiz su haznesi, şu orta kısımdaysa kirli su haznesi yer alıyor. Burada da motorlu fırçayı görüyoruz. 300 mililitrelik bir temiz su haznemiz var. Bu 300 mililitrelik temiz su haznesine Dyson saf deterjan veya çamaşır suyu konulmasını önermiyor. Ayrıca bol köpüklü formüllerin kullanılmasını da önermiyor. Eğer illaki kullanacaksak da iyi seyreltilmiş ve artıcı olmayan ürünleri kullanmamız gerekiyor. Bunu seyreltme oranına ise üreticinin talimatlarını uyarak yapabiliyoruz. Biz birazdan denemek için sadece bir damla yüzeyi temizleyici koyacağız. Olacak mı olmayacak mı birlikte göreceğiz. Eğer olmazsa zaten temizler sadece temiz su koyarız hem bir denemiş oluruz. Bu arada suyla yüzey temizleyiciyi eklemeden önce hemen V15S'in motoruyla ilgili de detaylı bilgi vereyim size. V15S Detect'te Dyson'ın Hyper Medium adını verdiği bir motor yer alıyor ve bu motor dakikada 125.000 devirle çalışıyor. Bu güçle de yaklaşık 14 siklonluk bir hava akışı üretiyor. Ayrıca bir filtrasyon sistemi var. Bu zaten bildiğiniz gibi cihazın dışarı temiz hava verebilmesi için kullanılıyor. Markanın belirttiğine göre 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin %99.99'unu yakalıyor. Gördüğünüz gibi şu an aslında etraf pek de kirli değil. Aksine temiz, burayı biraz kirletmemiz lazım. Önce küçük bir noktaya bir şey dökeceğim. Onunla böyle bir git gel yaparak cihazı deneyeceğim. Ondan sonra baktık güzel temizledi. Burayı şöyle bir güzel kirleteceğiz. Şöyle bir ufak kahve dökelim. Şimdi ilk denememizi yapacağız arkadaşlar. Kahve lekesini olduğu gibi görüyorsunuzdur. Yavaş yavaş. Bayağı iyi. Yani bakıyorum şu kenarlara, hani bir kahve kalıntısı. Ben göremiyorum, bunu gayet sağlıklı temizledi. İlk denemeden başarıyla geçtik. Şimdi lafı daha da fazla uzatmayalım. Şurayı şöyle bir güzelce kirletelim. Ketçap, mayonez, portakal suyu, karışık meyve suyu, karabiber, pul biber, hem kuru kahve hem demlenmiş kahve. Kuru çay, şu an ne ararsanız var yani, tam bir sanat eseri olacak birazdan burası. Başlayalım şöyle. Görsel için çok özür dilerim bu arada ama makineyi biraz zorlamamız gerekiyor. Nasıl görünüyor? Hatta ketçapla mayoneze ayrı bir yol yapalım. Onu da şuraya yapayım. Ve profesör bir elementi fazla kaçırdı. Şuraya da biraz ver. Şu an görsel itibariyle de çok kötü duruyor gerçekten. Umarım Dyson bu işten başarıyla çıkar. Çünkü temizleyemezse ben bu akşam net mesai deyim, yiyeceğim fırçada çabası dostlar. Gazamız mübarek olsun. Derken şarj %95'e düştü bu arada. Evet, şimdi en yoğun noktaya giriş yapıyorum. Ben bu noktada bu kadarını beklemiyordum bu arada. Yani biraz yayıyor etrafı ama yani kiri görüyorsunuz arkadaşlar, bu kadarı bence normal yani, bu kadar yayması. Şarj hala %95. Kirli su haznesi doldu yüksek ihtimalle. Çünkü ikidir böyle kusuyor. Bunu bir temizlememiz lazım. Sonuçta çok şey bir alan. Yani normalde bir evde kolay kolay denk gelmeyeceğiniz türden bir kirlilik yarattık. Neyle karşılaşacağımı ben de bilmiyorum. Görmek istemezsiniz diye düşünüyorum şu an kirli su haznesini. O yüzden biz bir temizleyip gelelim. Şu anda şarjımız %90, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bu alanı bitirelim. Sonra kuru alandan devam edeceğiz. Başlıyorum. Bu kısım bence bitti dostlar. Yani gözle görülür bir şey yok şu an. Bence her ne kadar kirli haznesi de olsa da, ki bence o da normal yani, kirliliğin miktarını gördünüz. Ona rağmen başarılı bir iş çıkardı. Şimdi terimizi hiç soğutmadan kuru alanla devam edelim. Burası beni biraz daha korkuttu şu an. Çünkü diğeri yani ıslak alanda çekiş gücüne, emiş gücüne güveniyorum. Şarjı %90. Korkunun ecele faydası yok. Başlayalım bakalım. Şunları da bir alalım. Hmm.
Oğlum tepe çıkar gibi çıkıyor şu an. Tıkanacak. Gitmiyor. Biz biraz suyunu çıkarmışız dostlar. Cihazın sınırlarını görmüş olduk. Zaten böyle topak gibi bir şey bıraktığımızda submarine başlığının yapabileceği de belli sonuçta yani. Yine de biz potansiyeli zorlamak anlamında, size de göstermek adına bunu da denemek istedik. Şimdi bu topağı böyle bir aldıralım, bir temizleyelim. Ondan sonra şuradaki ketçap mayonezden ıslak alandan devam edelim. Bu arada temizlemeye başladığımdan beri değinmek istediğim bir detay var. Submarine başlığı takılıyken cihazda herhangi bir işte auto, boost ya da eco modu yer almıyor. Şu an şarjı %85'e düştü. Zaten gördüğünüz gibi ben şuradaki çay kalabalığının dışında pek de bir şey kalmadı. Ketçapla mayonezde bir sorun olacağını zannetmiyorum. Sadece temizleme kısmı ister istemez zaman aldı. O da bizim olayı abartmamızdan kaynaklanıyor. Ama şimdiye kadar bence Dyson işini gayet iyi bir şekilde yaptı. Yani buraya baktığınızda aslında temiz bir alan görüyoruz yani. Bu arada görmüşsünüzdür zaten bir su eklemesi yaptık. Yani bu alandan sonra, buradaki çay tabakasından sonra ciddi bir şekilde su azaldı. Zaten 300 mililitrelik bir tank. Onu tekrardan doldurmak istedik yarı yolda kalmamak için. Şimdi devam edelim. Oo, güzel. Ya fırça bu kadar kirliyken bu performansı beklemiyordum açıkçası. Hatta direkt devam edeceğim bir dakika. Hadi, hadi çıkarabilirsin. Hadi, ketçap yapışmaya başlamış bu. Bence cihaz bu testi başarıyla geçti. Submarine'in hem ıslak hem de ıslak kuru karışık bir pislik ortamındaki performansı bu şekildeydi dostlar. Şimdi isterseniz stüdyoya inelim ve diğer başlıkları da biraz kullanalım, onları da size gösterelim. Evet arkadaşlar, şimdi stüdyomuza geldik. Yeni stüdyomuz gördüğünüz gibi şu anda kurulum aşamasındayız. Taşındık, malzemelerimizi getirdik, tahlilatımızı yaptık ama henüz tam kurulmadık. Etraf biraz dağınık. Şimdi kusurumuza bakmayın diyelim. Şimdi burada dijital motor barla temizlik yapacağız. Submarine'i burada deneyimleyemiyoruz. Çünkü o ıslak temizlik için ve sert zeminlere uyumlu. Dijital motor bar hem sert hem yumuşak zeminlere uygun olduğu için burada onu kullanacağız. Dar alanlar için de mini motor barı kullanacağız. Köşeler için falan da bir kombinasyon başlığını kullanabiliriz. Veya aralık temizleme başlığını kullanabiliriz. İlk başta eco modla başlayacağım. Performansını görmek için sonra duruma göre medium'a veya otomatiğe ya da boost'a alacağım. Dyson'ın çekemeyeceği türden büyük kablo artığı, büyük köpük artığı gibi şeyleri çıkardık. Şu an ortamda sadece süpürgenin çekebileceği boyutta olan kirler var. İsterseniz başlayalım. Şu anda eco modda 46 dakika kullanım süremiz var. Boost'ta ise 11,5 dakika kullanım süremiz var. Temizlik bittiğinde totalde kaç dakikamızın kaldığını da göstereceğim. Pilin bitme durumu da var aslında ama bitmeyeceğini düşünüyorum. Yani o sürede Eco'da 45 dakikada temizleriz herhalde diye düşünüyorum. Başlayalım. Daha eco moddan hiç çıkarmadım bu arada. Şöyle bir çekileyim, bir görelim. Başlangıçtaki halini hatırlıyorsunuz. Şu ana kadar hiç eco moddan çıkarmadım. Hatta ya bilerek aslında bu tarafa girmeden şu an durdum. Yani önceki hali bu tarz gibi düşünebilirsiniz. Şu an sadece eco modda bile aslında bayağı iş görecek şekilde temizledi yani. Yani boost'ta ne olurdu hiç bilmiyorum. Şu anda 44 dakikam daha var. 2 dakikada direkt böyle burayı bir toparladık. Şimdi şu köşeyi de bir halledeceğim. Ondan sonra diğer başlıklarla böyle dip köşe kenarlara gireceğiz. Hemen hızlıca orayı bir halledelim, devam edelim. Burada biraz boost alacağım bu arada. Evet, şu anda 40 dakikalık bir şarjımız kaldı ve Digital Motorhead ile aslında şu orta kısmı bir toparladık. Şimdi Mini Motorhead ile az önce giremediğimiz yerlere gireceğiz. Ondan sonra da köşelere falan bakacağız. Anti-Tangle Mini Motorhead'i takalım ve devam edelim. Haznemiz aşağı yukarı doluyor aslında. Hani şu kadar kısımlık bir yerimiz kaldı ama burayı çıkarır diye düşünüyorum. Şimdi Anti-Tangle Mini Motorhead ile devam edelim. Şimdi kombinasyon başlığımızı taktık. Bunu nerede kullanacaksın diye soracak olursanız, şurada tatlış bir dekorumuz var. Yeni takıldı ve bence biraz kirini tozunu aldırmamız lazım. Bunun için fırçalı kombinasyon başlığını kullanacağım. Hala eco moddayım bu arada. Görün şöyle.
Evet, dekorumuzun da süpürmesini yaptık. Oradaki ahşap kırıntılarından falan kurtulduk. Şimdi aralık temizleme başlığına geçelim. Onunla da köşeleri alalım. Daha köşelere girmedik sonuçta. Süngerlerimiz var ve bu süngerlerin araları zamanla çok tozlanacak. Ve kolay kolay silinen, süpürülen bir şey değil bunlar hakikaten. Bir yerden sonra burası böyle konforlu, rahat, nefes alınabilen bir yer olmaktan çıkıyor. Buranın temizliği de o yüzden çok önemli bizim için. Direkt burada başlayalım hatta. Evet dostlar, şöyle bir köşeleri de bir gezdik. Haznemiz şu anda gördüğünüz gibi aslında bayağı doldu. Yer var hala, devam edebiliyoruz. Boşaltmamız gereken bir durum yok. Ama şu an aslında bayağı yarısından fazlası doldu. Hatta boost modunu alınca hazneyi boşaltın uyarısı veriyor. Biz burayı tamamen eco modda temizledik. Sadece bir ara görmek için birçok ufak bir boost aldım, çıkardım. Ama eco modda bile aslında bayağı iş gördü yani. Son bir başlığımız kaldı. O da aslında Dyson severlerin çok önemsediği fluffy optik başlığı. Yine kuru temizlik için ama sert zeminler için yeşil ışık hüzmeli olan başlık. Bir onu da hemen stüdyonun önünde koridorda gösterelim isterseniz. Ondan sonra yavaştan videomuzu kapatalım. Dostlar, Dyson V15S Detect'in bütün başlıklarını tam olarak efektif bir şekilde kullandığımız bir deneyim videosu çıkardık sizlere. Hem ofis tarafında Dyson Submarine'i olabildiğince zor şartlarda denedik ama bence o zor testten başarıyla geçti. Diğer başlıklar zaten Dyson'ın daha başka modellerden de bildiğimiz gayet iyi iş çıkaran başlıklarıydı. Stüdyoda Eco Mod'da kullandığımızda bile bize çok efektif bir temizlik sundular. Benden geçer not aldı V15S Detect Submarine. Videonun başında yaklaşık böyle 45 dakikalık bir kullanım süremiz vardı. Az önce son bir kez kaç dakika kullanımımız kaldı diye bir bakmak istedim ve 42 dakika olduğunu gördüm. Biz başladığımızda 45 dakikalık bir kullanım süremiz vardı. Acaba başlıklardan dolayı mı? Sonuçta motorlu başlıklar da var. Yani Fluffy Opti'nin bir ışık hüzmesi var. Digital Motor Bar'ın, Tangle Mini Motorhead'in kendi motorları var. Acaba onlar farklı enerjiler kullandığı için kullanım süresi başlıktan başlığa değişiyor mu diye merak ettim ve Fluffy Opti'yi çıkarıp Digital Motor Bar'a, yani stüdyoda başladığımız kısma geri döndüm. Ama bir değişiklik olmadı. Yani 42 dakika kullanım gösteriyor şu anda. Belki cihaz çektiği küreye göre veya soktuğunuz alana göre şarjı optimize ediyor olabilir. Yani tam mantığını bilmiyorum açıkçası ama böyle bir deneyim yaşattı bize. Şu anda 42 dakika daha kullanabiliyoruz. Yani baktığımda ofiste Submarine'le olan temizlik, buradaki stüdyo temizliği, köşeler falan bütün başlıkları kullandığımızda hani 60 dakikadan kullanımın sonunda bize 42 dakika bıraktı. Bence iyi bir performans gerçekten. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dyson Submarine 30 bin liralık fiyatıyla sizce alınır mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Bu arada aklınıza gelen bir süpürge incelemesi konsepti varsa, ya yani şöyle bir zorlukta, şöyle bir alanda, şu tarz bir hani kirlilikte cihazın tam potansiyelini görebileceğiniz şöyle bir inceleme yapabilirsiniz tarzında önerileriniz varsa yorumlara bahsetmeyi lütfen unutmayın dostlar. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.